sizler de son fotoğraflarınızı bu anda çekmek için çıkışını çalanlar da anlatacak mısın? Düşünüyorum, ilerleyeceğim çünkü. Çok havuzunun, sıcak soğuk havuzunun bulunduğu andır. Sporcularınızın kaslarının daha hızlı ve sağlıklı şekilde gerilmesi ve gelişim. Şimdi şu an içerisinde bulunduğumuz alan basın toplantı odasıdır. Herkese merhabalar, ben Serkan. Sizi bugün YouTube kanalında kupaların adresi Galatasaray Müzesi'ne götürüyorum. Bir edebiyat dersinden Grand Coura, Taksim sahasından Ali Sami Yen'e, spor sergiden Kalamış'a, hatta Kopenhag'a kadar. Türkiye'de kupaların kaldırıldığı, madalyaların takıldığı, her metrekarede dünyada ay yıldızın ve sarı kırmızılı bayrağın gönlere çekildiği her yere gidiyoruz. Evet, gerçekleri tarih yazdığı tarihi de Galatasaray. Şimdi o tarih Galatasaray yuvasında sergileniyor. Şanlı tarihinde ilklere ve enlere imza atan bu büyük camia yeni müzesine kavuştu. Evet, biz de sizi bu yeni müzeye götürüyoruz arkadaşlar. Galatasaray Stadyum Müzesi'nden, her köşesi efsanelerinden, kupalarından, başarılarından, anlarından ve anılarından bir iz, hatıra, belge taşıyor. Zaferlerin tanığı olan taraftarlarımız artık Ali Sami Yen spor kompleksinde Galatasaray Stadyum Müzesi'nin dolaşacak, anılarını yeniden gözlerinde canlandıracak, hatta özel olarak hazırlanmış kısa bir film de sinema salonunda izleyebilecek arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen hızlıca giriş yapıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım videomuza. Görüşmek üzere, bay bay. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün YouTube kanalımda sizler birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün müzesine geliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün müzesinde bu zamana kadar kazanmış olduğu kupalar ve bununla beraber spor kulübünün soyunma odasına gireceğiz, formalarını göreceğiz, saha içerisine gireceğiz ve bir sürü etkinlikleri sizlerle birlikte burada yaşayacağız. Ve o amaca ulaşmak için omuz omuza yürüyeceğin yol arkadaşları, takım arkadaşları, yeri geldiğinde davaları için canlarını vermeye hazır fedakar kahramanlar, Galatasaraylılar. Söylerken bile diken diken oluyorsa tüylerin, takımının ismini anarken gururlanıyor, yerli yersiz gülümsüyorsan, senin için dünyaya kafa tutmanın adı Galatasaray olmuş demektir. Yoldaşların, dostların var demektir. Şu koca dünyada yalnız değilsin demektir. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının hemen yanı başında elini sarı kırmızı formaya bastırmış, göğsünü gererek haykırıyorsun demektir. Galatasaray çok yaşa! Galatasaray çok yaşa! Galatasaray çok yaşa! İnancın, tutkunun ve azmin eseridir Galatasaray Spor Kulübü'nün hikayesi. İlk maçlar, ilk zaferler, ilk kupalar, elemeği göz nuru ilk formalar. Güzel şeylerin ilkleri olduğu gibi zor ve tatsız şeylerin de ilkleri o yıllara rastlayacaktı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ilk Türk futbol takımı olan Galatasaray 9 yaşına yeni basmıştı. Mektebi Sultani'nin bahçesinde filizlenip büyüyen bir çınar. Savaşsa önlenemez bir şekilde bütün Avrupa kıtasına yayılıyordu. 4 sene daha geçtiğinde Osmanlı Devleti'nin kurduğu ittifak dağılmış, Hasnun Galip, Halit Fuat, Abdurrahman Robinson, Celal İbrahim ve diğerleri. Galatasaray'ın öz evlatları, medarı iftiharı olan genç sporcular Çanakkale'de, Kafkas cephesinde birer birer şehit düştüler. Ardından işgal yılları geldi çattı. Türkler tarihindeki belki de en zor dönemece giriyordu.
Galatasaray 1917-1918 sezonunda oynatacak futbolcu bulamadığı için çoğu maçtan hükmen mağlup ayrıldı. Herkes bu ağır mütareke şartlarından sonra Türklerin tarih sahnesinden çekileceğini düşünüyordu. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki kurtuluş mücadelesi bütün öngörüleri boşa çıkardı. 1923 bir milattı. Hem Türkler hem de Galatasaray için tertemiz bir sayfa açılıyordu artık. Yeni bir devlet ve yeni ufuklar. Maçın ikinci devresi esas şimdi başlıyordu. Genç Cumhuriyet'in İstanbul'unda adeta Galatasaray fırtınası esmeye başlamıştı. 4 sene üst üste gelen şampiyonluk, ileride kazanılacak sayısız kupanın da habercisiydi. Türkiye yüzünü batıya dönmüş, benzersiz bir atılım gerçekleştirmişti. Galatasaray devrime 4 koldan destek verdi. Ülkesine hizmet eden sayısız genç, şanlı Galatasaray tarihinin yılmaz birer neferi, bu bayrak yarışının da en inançlı temsilcileriydi. Tugay bir degaj yaptı, sol tarafa gitti, Avni sağa koyuyordu, Naci bastırdı, Osman sağ bekti. Vurayım mı, öleceğim hafif çıkarken, ben de nasıl vurduğumu bilmiyorum. Top ağları yırtıp geçmiş, evvel out verdiler. Sonradan gol diye kıyamet koptu. Ben seyredir gol kaldı Metin Oktay, böylece golü kaydetti. Yıllar yılları kovalamıştı. Galatasaray'da Türkiye gibiydi. Hep daha başarılı olmak için çalışıyor, yeşil sahada ve dünya sahnesinde çetin bir mücadele veriyordu. Bir ülkenin ve bir spor kulübünün kader birliği yapması tarihte eşine az rastlanır bir örnekti. Bazısı için korkusuzca dikilen bayraktır Galatasaray. Bazısı için unutulmayan bir gol. Tek bir isim söyler bazıları hiç tereddüt etmeden. Mücadeledir. Kazanma hırsıdır. Azimdir. Ve sadakattir. Ve Ali Baykan kürsü oldu. Maçın son bölümü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Avrupa Fatihi Ali Sami'nin 100 yıllık rüyasıdır Galatasaray. Ali Sami'ye sonsuza kadar vefadır. Öngörüdür Galatasaray, akıldır Galatasaray, güçtür, aşktır ve tektir. Kazanacaksınız, kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde kazandığınız hep şampiyonsunuz ve önüne kalacaksınız. Biz birlik olduğumuzda, biz tek yürek olduğumuzda şanlı mazimizden bir el uzanıp omuzumuza gururla dokunur. Yalnız değilsin der bize. O el Ali Sami'nin elidir. O el Metin Oktay'ın, Gündüz Kılıç'ın, Turgay Şer'in, Prekazi'nin, Bülent'in, Hacı'nın elidir. O güçle biz gitti denilen maçları da çeviririz, kırık kolumuzla kupaları da kaldırırız. Daha nice destanlar yazacağız birlikte Galatasaray'ın. Yeter ki seniz.
Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'le karşı karşıyayız. İlk forma gördüğünüz gibi. Kupalara geldik şimdi. Birçok takımın kazanmak istediği fakat kazanamadığı UEFA Kupası'ndan tutun her türlü kupa şu andaki mevcut olan bu müzede var ve şimdi bu kupaları size göstermek istiyorum hemen. Aslında bunlar kupalar da bastırdı değil mi? Çocuğun rahatlıkla kaldırdığı için aldı aslında 10-15 problem arasında. 99-2000 sezonuna kadar bu PSG'de daha da kaldırdı. Kaldırdığımız kupanın ta kendisi. Evet. Hmm. 2011-2012 tarihindeki Kadıköy'de kaldırdığımız, karanlıklar içerisinde kaldırdığımız kupa arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kupa. Sol ve sağ üstü şuraya olan bir kere kurduğun son köşesinde böyle bir çatlar çıkıyor kutusu yansımasıyla elimiz hafif sağ sol yaptı. Ağzından kalktığı için bir ses sistemleri Türkiye'nin bu toplamda 6 adet eser vardı. Bu gördüğünüz heykelle dahil olmak üzere bu özellikle gösteren 6 heykelin mimari tasarımı yapan kişi aynı kişinin karşılamasıdır. Diğer 5 heykelin Fidero Aslan Fidero'dan farklı da diğer 5 heykelde çeşitli eserlerle sergilenmektir. Türkiye'de sadece bir spor kulübü müzesinde öyle görünüyor. Rastlayabilirsiniz. Şu an hep beraber karşılanmaktayız. Vay, inanılmaz bir inanılmaz. Gördüğünüz gibi her fanusun içerisinde 5 tane kupa var. 5 kupa 1 yıldız anlamına geliyor. Evet, bu 3. yıldızı aldığımızdaki 5 kupa. Bu 4. yıldızımızı aldığımızdaki 5 kupa. Evet, devam ediyoruz. Bu 2. yıldızı aldığımız 5 kupa. Ve bu da 1. yıldızı aldığımızdaki 5 kupa. Ve şimdi stada doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şu an içerisinde bulunduğumuz olan basın toplantı odasıdır. Sporcularımızın, hocalarımızın maç öncesinde ve maç sonrasında basın mensubu çalışanlarıyla maç hakkındaki yorumlarını ve fikirlerini paylaştığı alandır. Bu alanı sadece sporcularımız ve hocalarımızın kullanmakta hayır. Bu alanı kulübümüz de aktif şekilde kullanmaktadır. Çeşitli firmalarla yapılan reklam anlaşmaları ve yine çeşitli firmalarla yapılan lansmanlar şu an içerisinde bulunduğumuz bu alanda gerçekleşmektedir.
da maçlardan sonra yeme içme ve gereksinimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı alan bulunmaktadır. O alanın tam karşısında 7 adet cross aleti, spor aleti bulunmakta. Bu gördüğünüz aletlerin burada bulunmasının sebebi maçlardan sonra sporcularımızın gerilen kaslarının uzun vadede herhangi bir sakatlığa sebebiyet vermeden kondisyonellerimizin gözetimindeki ilk gevşeme hareketleri gördüğünüz bu aletler kullanılarak yapılmaktadır. Şimdi daha çok görmeye arzu ettiğiniz alanı çalın, oraya doğru ilerleyelim. Alanın girişinde kurucu başkanımız Ali Samiye'nin kulübümüz için mihenk taşı olmuş sözüyle beraber sizlerin sağ tarafında 2 adet mandal görsel, tabii ki Fenerbahçe maçlarından, takımı ve içeriye giren misafirleri karşılamakta. Sol tarafımızda 2 adet oda bulunmakta. Odalardan bir tanesi tam karşımızda yer alan alan masaj ve ilk yardım odası. Herhangi bir sakatlık anında soyunma odasındaki ilk müdahale karşıda gördüğünüz kapının iç kısmında gerçekleşir. Bitişinde bulunan alan sporcularımızın duşlarını gerçekleştirdiği duş odasının bulunduğu alandır. Sağ tarafınızda yer alan cam ekranlı bölümün iç kısmı mavi taşlarla döşenmiş alan, şok havuzunun, sıcak soğuk havuzunun bulunduğu alandır. Sporcularımızın kaslarının daha hızlı ve sağlıklı şekilde gerilmesi ve gevşemesi işlemine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. İstediğiniz alana oturarak fotoğraf çektirebilirsiniz. Alan sizlerin. Tek bir kuralımız var, formalara temas etmiyoruz. Aslında yakinen iyi bildiğiniz, tanıdığınız bir alan, bizim Nixon diye adlandırdığımız çıkış tünelinin bulunduğu alandır. Takım otobüsümüz karşı tarafta gördüğünüz kapının ön tarafına yanaşır. Oyuncularımız bu kapılardan içeriye giriş yaparak bizim bu alana çıkarken kullandığımız koridordan soyunma odasına geçiş sağlarlar. Maçlardan sonraki ilk röportajlar şu an içerisinde bulunduğumuz bu alanda verilmektedir. Şu anda çime basıyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Sami Spor Kompleksi'nde çimlerdeyiz şu anda. Çok güzel. Evet, şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, stadın en güzel yeri şu anda burası. Hemen gösteriyorum size arka taraftan. Stadın en güzel yerindeyiz. İçerisinde bulunduğumuz tribün Batı tribünüdür. Batı tribününün diğer 3 tribünden ayıran 2 farklı özellik var. Bunlardan bir tanesi şu an bizlerin içerisinde bulunduğu bu alandır. Protokol bölümü, eski ismiyle şeref bölümü alanı, başkanımızın rakip takımın başkanını ve devlet erkanından gelen misafirlerini ağırladığı alan. Başkanımız her zaman yakışıklı arkadaşının oturduğu bu orta koltukta yer alır, rakip takımın başkanı da bir sahanda yer almaktadır. Bu tribünü farklı kılan bir diğer ikinci özellik, şu an bizlerin bulunduğu alanın üst kısmında yer alan, üst tribünün orta alanı, bu alandan bakarsanız içeri alırsınız. Rejimini tekrar geçtiğinizde sizler çek edersiniz. Orta alan sarı renkte, diğer alanların tamamından farklı şekilde ayarlanmıştı. Basın mensubu çalışanların yer aldığı basın tribünü alanı olmakla beraber maçın spikerini, maçın sunumunu yaptığı alan ve aynı zamanda maçın çekiminin de büyük bir kısmının gerçekleştiği alandır. Tam karşımızda yer alan Galatasaray Yeşil'in ve Amdemir'in bulunduğu tribün. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Hemen şurada, pardon, şuradan evet abone olmayı da unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.